Allah yani. ki Allah kimseye böyle modlar vermesin abi. Ben hayatımda bu kadar böyle öğlen 1'e kadar uyudular ya. Öğlen 1'e kadar uyudular abi. 11'de kalkılacak dedim. Saat 2, ben 2'de uyandım. 1'e kadar uyumamanız lazım. 2'ye kadar uyumamız lazım. Ha? Bak bir de benle yatan çokorladın mı lan? Burun tıkalıydı çünkü. Valla. Korli. Vallahi Peki bir şey söyleyeyim. Evli ondan sonra bu evin halini size göstermek istiyorum. Bak abi. Bak. Bak bak. Bu arada o gün temizlik vardı, o yüzden ev o kadar kusursuzdu. Yani her zaman öyle değil. Şifşek. Dur bakayım. Bak kablolara falan bak. Allah'ını seviyorsan. Görüyor musunuz? Hah. Neyse şimdi ne yapıyoruz? IKEA'ya gidelim. Bir bakalım işte, ne bileyim, paramız neye yetiyorsa bakalım, bir güzel bir şeyler varsa alırız. Çıkıyoruz, şey almış, peçeteyle tuvalet kağıdı almış. Gidelim bakalım abi. Arkadaşlar yorumlarınıza baktım ev vlogunda. Çok güzel fikirler var. Saçma sapan fikirler var. Yani biri böyle baya mutfakta alt tarafı yemek yiyeceğim, masa yapacağım. Fantezi yapanlar var. Abi düğmeye basınca yukarıdan masa insin, altına ne çıksın. Öyle bir dünya yok. Yapamayız yani. Bir de abi ev kiralık olduğu için arkadaşlar bir yere kadar. Neyse bir gidelim IKEA'ya bakalım ya. Sonra döndüğümüzde toparlarız buraları. Ha bir de şey. Biz dün şey düşündük. Dedik ki buraya komple tek kişilik yatak koyup burayı öldüreceğimize ranza dedik değil mi? Ama ranzanın şöyle bir dezavantajı var. Na şuraya kadar. Şu elimle gördüğünüz yere kadar bir tabi demir ve ötesi olacak. Fakat bu çamaşırlığı mamaşırlığı da o ranzanın altına koyabileceğiz. Bence mantıklı. İşte gidelim bakalım ya, ne var ne yok. İki adam da görüntüler koyalım size. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hı? Neyse hadi iki. Evet şimdi ne yapıyoruz? IKEA'ya gidiyoruz ama Q-kodlarla buluşacağım saat 4'te. Ona yetişmemiz lazım. O yüzden 2 saatimiz var IKEA'da mıy mıy yapmaya. Çok fazla böyle detaylı gezemeyeceğiz o yüzden. Olduğu kadar. Bir de yarın halı saha var. Halı sahada da bir şeyi çekersiniz. Kamerayı size bırakırım. Arka planda neler oluyor? Ah, ah belim, belim, belim. Şunu alsana. Şimdi eczaneye uğrayalım. Ne alacaktım? Saç şeyiyle. Saçı saç onu ağrı kesici. Evet. Bel fıtığı sağ olsun. Ha niye azdı gene? Ben onu anlamadım abi. 6 gündür. Perde. Ya perdeden dolayı olmaz abi sadece. Ama uzanıyorsun sonuçta. Ne bileyim ben. Oturtturuyorum. Bak. Şu ikisi bel fıtığım için de. Ağrı kesiciyle kas gevşetici. Şöyle bir şey aldım lan. Oğlum o kadar pahalı ki. Bak bu o paraben, ne o parafen miydi? Neydi lan o? Paraben mi, ne bileyim, ne boksa işte. Köpürmeyi engelleyen şey. Bunda yokmuş mesela. 60 küsür lira. Yok lan şampuan. Şampuan. Özel şampuan işte. Bunlar reçeteyle alınıyor mu? Yok reçetesiz. Bir de saç dökülmesini engelleyen ve de besleyen kapsüller var. 300 liradan başlıyor. Araştırayım eğer. Oğlum ne, saçım dökülmesinden önemli mi, amına koyayım sikerler. Berber 25 liraya berber de 3 numaraya vur git. Neyse. Allah siz ne istiyorsanız onu. Bu ne ya? Trekking bir şey diyor. Üzüm şey yapıyor. Takip ediyor. Bak abi pratik yemek yemek istiyorsak burayız. Ne var? Çok izleyip çıkabilirsin. Bak İsveç köfte ekmek. Tertemiz. Gir abi gir. Nereden, buradan mı oradan? Oğlum gir bir yerden lan işte. Gir la gir. Gir gir gir. Bak abi tertemiz, görüyor musun? Ben şundan yiyeceğim diyette olduğum için. Sosisteye girersem sıkıntı çıkar. Yemeyim. Atarım da tuttuğunu çıkarırım. Atarsın. Patates gibi alın ha. Ben de içiyor değil mi? Ben de içiyorum.
sehpası, abajur küçük. Ha, yapılabilir. Şimdi arkadaşlar biz geldik ama burada böyle bak işte istediğim şey şu ya, yani bu koltuk değil de çok güzel olmaz mı oraya? Bak tam yatağı şurası. Ya tamam pahalı da bunu böyle tam o masanın arkasına oturtacaksın şu an koltuğun durduğu yere. Geri kalan yerde böyle olacak. Dur bakayım. Bir de bu senin masadan bir uzun. Uzun mu? Evet. Yok be. Ooo rahatmış da lan. Geçen metreyi aldılar da onu içerdim. Ne kadar bu? Fiyatı ne kadar? Şurada şurada bak. Nerede lan? Oğlum işte yazıyor orada. 5000. 5000 kalk abi. Kalk. Siktir et kalk. Benim ayakta dururum daha iyi de lan. Ne oluyor, sen yayın mı yapıyorsun orada? Kim var orada? Selin, Sümeyra, Yağmur mu? Evet, aynen. Evet, yani pahalı abi. Bir de şöyle bir şey de var. Ben oraya koltuk aldığım zaman yatak olmayan şunun gibi. Ne oluyor? Yatak olmayan aldığım zaman biri geldiği zaman kalamıyor abi işte. Şu cazgerde mi yatacak? Ya bu yatak oluyor da. Ha, bakar mısın bak. Güzel bir şey bu. Küt küt. Ama böyle düz parçalar boş oluyor. Bu ucuzdur bu. Çok ucuz. 2000 lira. Bak yatak olmuş hali de orada duruyor, görüyor musun? Oha. Bu o mu? Evet. Ondan. Bak şunlar, bak güzel, bak görüyor musun? Bu şeye koyulabilir. Orta yere. Hani diyoruz ya gri sehpa var iki kırmızı koltuğun arasında. Bak gayet de güzel renkleri, tipi falan da. Aa bak bak bak. Ne güzel lan. What? Buna baktık ya. What? What? Bir gidelim ya, kafam şu yatak ranzaya ben asıl takıldım. Ya abi köşe koltuk çok güzel duruyor ya. Köşe koltuk şart oraya da. Onu bir çözeceğim. Evet geldik Oranza ya. Kaç? 914 lira lan inmiş. Bu ne? O ne? Süvarta. Hangisi hangisi şimdi? Orta sert koyu gri. Bunlar uzun damarlı. Yok bir şey değil ki. Bence bu Ranza... Evet o odayı öldürecek ama çok kullanışlı olacak ya. Öldürmez abi, baksana şu muzunluğuna. Bu nasıl olayı ne biliyor musun? Alt tarafını kullanımdan da çıkarabiliyorsun ya. Nasıl yani? Nasıl yani? Altı yatak almazsın, tamam mı? Altı yatak almayacağım. Alta ben çamaşırlığı falan koyayım dedim. İstediğiniz kişi. Kirliğimi koyayım, çamaşırlığımı koyayım. Üstte yatak olmuş masa, olsun. Masa bir şey koyuyorsun, aynen. Öyle bir şey olabilir. Ya ilk hayalim buraya masa yapıp laptop falan koymaktı. Hani kalan biri için insin aşağıda laptopla takılsın isterse diye. Ama bu sefer çamaşırlığı falan koyamıyorum bir yere. Çünkü bunu odaya koyduğumuz zaman oda geberecek. Bu biraz portatif falan gibi. Ama burası zaten senin oda kadar uzun bir yer değil diyor. Yok lan o manyak mısın? Bak odada şu kadarcık, senin durduğun yer kadar oda. Ha tam orada bitecek oda yani. Şurada biraz şöyle geçeceğiz biraz böyle en, sıfır. En son zaten. Bu cam kenarında olacak merdiven. Yalnız şu olay çok güzel değil miymiş? Yer olmaz. Abi baksana şu. Ben burada yaşarım abi. Bence biz bunu alalım abi. Bakalım abi. Ha? Bak önce diğerlerine. Başka yok ki böyle. Şunu çekeyim mi? Şu, bir dakika. Tek katlı ranza çerçevesi. Diğeri ne? Paket yaylı yatak. Bu yatağın yatak, parasıymış. Yatağı, şunu bir çeksene. Lambalar aşağıda. Bak bunlar çok güzel. 131 lira dediği bu mu? Budur. Mesela kafamda şey var işte. Mutfakta oturduğun zaman sehpada böyle iki tane bundan iyisin mesela. Anladın mı? Sallıyorum. Evet, öyle şeyler çok hoş oluyor. Güzel oluyor. Var burada bak. Barbari şeyler. Al bak. Kırdım amına. Ana işte bana bundan lazım. Bundan iki tane. Bundan iki tane yan yana. Ve de sandalyesi de çok güzel. Veya şu. Kaç para o? What? What? Bak bu kendim de yapabilirim bunu bu arada. Değer mi yani yapmaya? Kitle böyle sistem ne kadar zor. Tak bakayım. Taktım. Taktın mı? Ya öküz... Kendi yaparsın ama bunun tahtası da pahalı aşağıda. Bu arada bunun tahtasını Bauhaus'da... Hayır şunun tahtasını 60-65 liraya kesiyorlar Bauhaus'da. Yani çok böyle değmez yap uğraşmaya. Bak ne güzel sistemi falan da var. Bundan iki tane alacaksın abi.
200. Şeyde yapabiliyorsun bu arada. 200 lira. Çek iki tane alırız lan bundan. Ha. Bar taburesi alacağını daha aşağı koy. Sen de bir taburesini kullan. O evet olabilir. Yani bunları da almaya gerek yok. Gerek yok. 218 lira. 218 lira ama güzel sandalye bak. Tabii de 218 liralık değil ya. Veya şunun gibi. Aa siyah da var. Siyah çirkin lan. 136 lira boyarız. Ne neyi boyuyorsun? Siyah abi böyle darbe marbe yedi mi hemen böyle bak işte yanları manları böyle açılıyor. Ne? Bak şunun ahşap rengi yok mu ya? Var mı? Bence aşağıda. Vardır aşağıda. Bu arada çok sağlam bir şey değil ha. Şunun şunun farkı ne? O burada biraz oynandığı için de olabilir. Bu güzel bunu alırız. Ne? Bu ne? Norberg 74'e 60. Bu ne? Norberg aynı ürün abi. Tamam ben. Görünsün diye. Bu daha farklı. Tek renktir. Tek renktir yazıyor. Bunda da tek renktir yazıyor. Hay ananı. Neyse tamam bunu alırız. Evet asıl olay aslında aşağısı yani. Benim evin ihtiyacı olan şeyler aşağıda. Aksesuar kısmı. Ama buraya sağlam bir vakit ayırmak lazım. Şimdi 2 saate çıkacağımız için. Ne 2 saate lan? 40 dakika sonra buluşmam lazım bizimkilerle. O yüzden mecbur olarak çok zaman harcayamayacağım. Burada incik boncuk bir sürü aksesuar alabiliriz normalde de. Sana bezler of ne güzel kokuyor ya. Ay ne güzel abi bunlar. Mesela o şeyi yapacaksın. Barı. Mutfağı. Bundan da iki tane alacaksın bak. Hesaplı da. İki tane. Şunu çeksene kılaf. Bendekiler olmaz abi. Bu daha şık. Baksana daha güzel duruyor. Ya da bunu siyahından alacaksın. Siyah büyük değil ama küçük alacaksın işte. Var mı acaba? Kodu yok mu? Ha altından alıyorsun da o yüzden tamam. Direkt şuradan alıyorsun lan işte. Ha bu kötü durur mu? Durmaz ki. Çok büyük onlar ya. Dur bakayım. Aa gel. Bak ne güzel oğlum. Abi ondan alacağım ama bundan alırım. Daha güzel değil mi? Ama şeklim daha iyi bence. Şekil olarak mı? Aa, şu var. Ha, aynen burada. İşte aradığım dalga. Şu nasıl çok mu küçük o? Daha uzun yok. Değil bence. Şu şey yap önemli değil. Şu. Hangisi? Şu. Ya. Uzun toplar. Ha. Bilemedim. Bana sorarsan şu daha güzel ama. Ya da direkt bundan yürüyeceğiz. Bunun şekli çok güzel. Şekli? Güzel değil mi? Sen masayı nereden kalacaksın şimdi? Ya beyaz alayım diyorum. Beyaz alacaksam mutfağın genel uyumu için siyah. Siyah lamba ya da siyah masa alacaksam metalik. Siyah metalik daha güzel. Beyazı bilmiyorum da. Ya siyah masa ya da siyah lamba alırsam. Olmaz bayar o. Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Adam da oradan yayıncılık yapıyor. Prim yapıyor. Videonun altına şey demişler. Halısız ev mi olur? Arkadaşlar ben halı hiç sevmem bir adam değilim. Halı sevmiyorum. Pikeymiş bilmem ne. Pike ne lan? Böyle yere yok. Hele o klasik halılardan hiç sevmiyorum. Bizim annem babamda da var o. İşte sürekli böyle bir hani halı koyma isteği falan. Yok abi. Ha, komple zemin olacak. Ahşap olacak. Parke olacak. Neyse zeminin. Fayans, mayans. Ne yapacağım oğlum onu koyup? Ne bileyim üstüne yatarsın. Böyle post yapıyorlar ya inişlerisinden. Ama aynı. Bundan teraryum olur ha. Bu yavru bu kalemi mi beslersin? Nemi tutturamazsın. Neyse bundan sonrası zaten o yukarıda seçtiğiniz ürünlerin koduyla bulup satın aldığınız nokta oluyor. Büyük parçaların. Biliyorsunuz zaten çoğunuz. Aa fırsat köşesine bakalım fırsat. Abi fırsat köşesi en temiz yer. Bak. Babamla benim en sevdiğimiz yerdir abi. Buradan biz bugüne kadar neler bulduk biliyor musun? Ofisin yarısı buradan yapılma lan. Her hafta gelip. Ama cidden küçücük bir defa oluyor abi. Fiyat yarı yarıya. Senin masa işte. Benim masa da onlardan bir. Abi bir sürü sandalye mandalye var. Defosu yok görünmüyor. Hadi bismillah. Ranza bile buluruz buradan. Aa aynı masa lan. Bir dakika bu benim kullandığım masa mı? Hayır. Değil değil mi? Çok benziyor ama değil. Aa. Ha siktir. Dur. 150 lira. Arkadaşlar az önce bulduğunuz şeyi istediğimiz ahşap, masif ahşap görünümlü bulduk. 140 lira. İki tane. Ve diğerinden daha da ucuz. Evet ve bu alt mekanizması daha sağlam. Bunu alalım mutfağa çakalım abi. Direkt. Tamam. Yardır.
Estağfurullah. Evet, IKEA'dan hiçbir şey almadan çıktık. Şimdi sadece bunları aldık yani fırsat köşesinden. Kaç paraya geldi bunlar? Normal ilk beğendiğimiz 200 liraydı. Evet. Beyaz olan. Bunları aşağıda fırsat köşesinde bulduk işte o çekim muhabbet olmadan önce. 255 liradan 149 liraya bulduk. Yüzeysel işte hatalar vardı. Hiç bokta yok. Tertemiz. Bu ikisini tam yan yana alıp buraya tam ortalayıp koyacağız. O yüzden de bir ölçü almak lazım. Şöyle yapacağım. Şu kaloriferle şu kapın açık olduğu haliyle arasındakini ölçüp tam orta noktasını belirleyip bunları yan yana çakacağız. Ha, bir de bunu montelemeden önce söyleyeyim. Normalde bunlar duvar dübeli. Yutong duvarları olmuyor normalde ama ben her zaman çakıyorum işte bir şey olmuyor. Vallahi oğlum yutong dübeli diye bir şey var. Ya gerek yok. Gerçi bu masa tabii de ben televizyon o ağır 200 kiloluk televizyonu falan astım hiçbir şey olmuyor ya. Tutuyor. Çok vida deliği var çünkü. O yüzden kardeşim o vida o dübel o duvar olur mu demeyin yani. Yapıyorum ben oluyor kardeşim. Ya arkadaşlar şimdi şeyin arasında kaldık. Burada normal masa hizasını yani normal 70 küsür santimi aldığımız zaman ki alalım abi bak. Konu mankeni. Böyle oluyor. Baktığın zaman normal bir masa görüntüsü. Bunu böyle de yapabiliriz. Bir de yukarı al abi 100 santime. 100 santim hatta 102 falan yaparız. Bar sandalyesi aldığımızda altına da girebiliyor, saklanıyor. Ki bu masa zaten açık kalmaz, kapalı olur falan. Yukarıdan da ışık mışık indirdiğimizde sanki böyle daha havalı duruyor bar sandalyesi gibi. Tamam şuraya göre yukarıda duruyor tezgaha göre. Ama ikisi yan yana gelince ve güzel sandalyeler ve ışıkla birlikte güzel duracağına inanıyorum. O yüzden onu oradan yapacağız. Hadi bay. Bunu ayarlayabilmek için kaloriferle kapı arasındaki ölçüyü alalım. Tam orta noktasını belirleyelim. Sonra o orta noktadan biri sağa biri sola ikisinin ölçüsünü alıp monteleyeceğim. Lan bunun renkleri mi farklı? Işık vurmuyor. Dedim hiç. Emin misin? Ananı ama orada hiç öyle gelmemişti. Biz orada fark ederdik öyle bir şey olsa. Benim bir iddiam var. Bir dakika dur. Tabii sen bayarsın. Çek. Bunu öne koy, onu arkaya koy. Böyle şeyler de hep böyle. Yok oğlum. Bayağı daha açık. Sen bayarsın bunu arkaya. Yok mu şey ahşap boyamız var? Yok abi böyle boyamakla olmaz da bu. Bayarsın bunu arkaya. Olabilir. Kitlendim. Geri iadesi yok bunların biliyorsun değil mi? Niye? Vallahi evet. Yani modeli aynı. Her şeyi aynı bu arada. Ama çok küçük bir ton farkı var. Ya da ton farkı olmasa bile buradaki ahşap parçaların genişliğiyle buradaki aynı değil. Ama ürün kodu ve modeli de her şeyi aynı. Herhalde masifin ne bileyim ufak bir farklılığı mıdır nedir? Yani bunun için tek monteleme saçma olur. İkisini de yan yana ışık altı koyduk. Çok göze batmıyor. O yüzden belki vernik falan vurulur birkaç kat ikisine de. Böyle bir dengelendirilir falan. O yüzden takacağız abi. Şu ölçüleri alıyorum. Ölçü alırken falan çekmiyorum hiç. Delme işleminde izlersiniz. Ortayı ölçüsünü aldık. Yükseklik 100'den aldık. İki tane terazi hatta bu normalde ortaya alınır bu arada. Şöyle bakılır buna. Güzel. Kordi. Biraz yukarı alsana. Tamam. Bu çizgimiz okey mi? Okey. Tamam ben alttan delikleri şimdi işaretleyeceğim deleceğimiz. Siz böyle sabit kalın. Evet. Kapalı hali bu. Öküz gibi amanmadığımız müddetçe yani üstüne tartılmazsa hiçbir şey olmaz. Konuşamadım. Hiçbir şey olmaz.
Evet, taktık. Sol tarafta bir sıkıntı var. Yani altta... Şimdi size güzel gözüksün de yaptık da kalem... Kalemi takınca masalar eşitlendi. O çözülür. Bir şey değil. Yarın Nalbur'a gitmek lazım. Çünkü buradaki vidalar da sağlam değil. Onları bir değiştireceğim. İki tane baba attık. İki tane ince var. Şöyle bir sıkıntı var burada ama genel görüntü şu. Şu. Ne yaptım ben? Genel görüntümüz bu. Bir de diğer taraftan bakalım. İyi şeyi de bak açıkken bile burayı hiç engellemiyor. Evet, ben daha dar olur diye bekliyordum. Ben de dar olur diye bekliyordum. Bayağı iyi oldu. Baştakini kapatacağım dur. Bu zaten sağlam değil. Bunun üstüne çok bir şey koymayalım. Şöyle. Oo. Ben ikisini de bir kapalı görünmüyor. Ha? Dur İkisini bakayım. Kapalı görünüyor. Sana bir şey söyleyeyim, bunu böyle bile kullanırsın. İndir bakayım onu da. Vallahi canavar. Şeyle kapım gözü rahatsız etmiyor ya. Yani. Yok bak kameradan belli oluyor renk ton farkları ama bak şu ışık çok aldatıyor. Şuralar falan var ya bak mesela aniden koyuya geçmiş. Bence hepsi verniklense... E o da olur. Ama bak buradaki dikdörtgenlerle buradakiler farklı. Öyle. Koy ya, yapacak bir şey yok. Fırsat köşesinden bulunca böyle oluyor. Bak burada da renk tonu var çok hafif. Ama ahşap olduğu için koymuyor işte. Bak bu açıdan bayağı farklı, ikisi farklı ürün gibi. Ama buradan bakıyorum kameradan. Yok. Yok değil. İşte ikisi de kontrastlanıyor. Böyle yaparsak hiç belli olmuyor. Tam girdi şu an. Mis. Gayet iyi abi. Sen ciddi misin ya? Sıcak suyu abi. Bu sıcak suyu koymaz. O köşedekiler olur da buna gerek yok. Burası bembeyazmış. Yıllarca kalmaktan. Oraları ıslatacağız. Bak buralar da bantlı. Yalandan abi kamera da çok patlıyor tabii ama. Ya şimdi yalandan şu Ikea'nın masa lambaları var ya benim teraryumlarda kullandığım. Hani yukarıdan sarkıtma olduğunu düşünün bunun. Böyle duruyor. Yani aydınlık direkt masaya vuracak. Şu duvara vurduğu kadar gözükmez. İşte buraya da bir raf gelecek abi. Ya da raf değil de buraya ne yapacağım biliyor musun? Böyle güzel kepçelerin, mepçelerin, işte ızgara, alet, edevat. Evet, sırf buraya böyle asılacak bunlar. İşte tencere asılacak. Tava daha doğrusu, tencere değil de. Daha kibar şeyleri asacaksın. Orası da dolu gözükecek. Mis gibi olacak. Ya şu bile hava kattı ya. Işık gelince iş değişiyor ya. Bakayım. Aynen öyle. Bir diğer taraftan bakacağım. Bakayım. Evet, ışık şart buraya. Dolaya sarkıtırabiliriz. Ya çok yöntem var. İlla yukarıdan yapmak gerek. Arkadaşlar videonun altına yazın. Örnek varsa JPEG olarak, şey olarak, link olarak da atın abi. İnternetten bakmak lazım. Bir sürü fikir geliyor insanın aklına görünce. Ya şu tepeden elektrik menettirik getirmeden, yukarıyı delmeden şuraya sarkıtma ışık nasıl yaparız ona birlikte karar verelim. Bu masalar tamam zaten. Bu masa yeteri kadar iş gördü. Yani tekini yaptığın zaman teki de çok güzel duruyor. Bak tekte ne kadar şık duruyor lan. Bence bu böyle kalsın. İki tane yapalım. Buraya da takarsın aynısından normalde. Şu kabloyu da öyle sarktırmayacaksın içeriden. Kablo tutucuyla indireceğim dikme mis. Bence çok iyi. Tamam. Video bu kadardı. Az önce yalan yaptık. Hadi bakayım.